Evet. Biraz sessiz olalım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Malum yaşadığımız bir süreç var. Bayanlarımız sadece öyle ilgili olarak... Biraz sessiz olalım. Başkanım gidelim. Bununla ilgili olarak bir basın açıklaması yapma gereği doğmuştur. O yüzden sizleri davet ettik. Sizler de bizi yalnız bırakmadınız. Burada işte kadın kollarımızın tamamı, ana kademimizin tamamı, mahalle başkanlarımız, partilerimiz, sevenlerimiz, herkes burada. Müsaade edin lütfen. Hepinizin ayağına sağlık diyorum. Değerli hazurun, kıymetli basın mensuplarımız, tekrar hoş geldiniz. Sakarya'nın en güçlü teşkilatı olarak hem seçimli kongrede hem de genel seçimde büyük başarı sağlamış bir teşkilatız. 2023 yılı milletvekilliği seçiminde %56, cumhurbaşkanlığı seçiminde %72 oy almış bulunmaktayız. 31 Mart yerel seçim sürecinde Turgut Babaoğlu'nun hem halk bazındaki hem de yapılan anketlerde olumsuz durumu görülmüş olmasına rağmen ittifak adayı olarak gösterilmesinden sonra teşkilat olarak yapılan her çalışmada kendisine gerekli destek tarafımızca fazlasıyla sağlanmıştır. Sormak istiyorum. İlçenin birer kıymeti olan MHP meclis üyesi Avukat Ahmet Ayı, kontenjan adayı Engin Yapıcı'yı, belediye başkan yardımcısı Hüdaverdi Bahadır'ı, Osman Güney'i de yanından biz mi çektik, biz mi ayırdık? Bu isimlerin hiçbiri belediye başkanının yanında yer almamaktadırlar. Belediye başkanının kendi partisine mensup meclis üyelerini teşkilatın görevden aldırılması konusunda çalışma yapması her zaman bahsettiği teşkilatçılık ruhunun neresinde kalmaktadır? Ali İhsan Yavuz'un tarafıma ilçe başkanlığından istifa ederek ilk sıra meclis üyesi olmamı istediği teklifi karşısında SKM'lerin bana bağlanması durumunda Hendek seçimini alacağımı söylememe rağmen sonucu önemli değil, önemli olan ittifakın yanında güçlü görüntü vermemiz demesi üzerine tekrarla meclis üyesi teklifini reddetmem sebebiyle genel merkez teşkilat başkanlığını aracılığıyla istifamın istenilmesi sağlandı. Kendisini Olimpos Dağı'nın zirvesinde bir figür olarak gören Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz bize ilettiği sebep MHP'nin bizi istememesi sebebiyle görevden alınmamızdır. Konunun doğrusu yanlışı önemli ise söz de bellidir, söyleyen de bellidir. Şimdi bu seçim sonuçlandıktan sonra sonucunun hesabı kesilecek. Kime kesilecek? Bunu da çok merak ediyorum. İstifa etmemiz istenilmesine rağmen teşkilat mensubu dava arkadaşlarımla birlikte yaptığımız istişare sonucunda alın teri dökerek gerçek bir seçimle geldiğimiz görevimizden ayrılmayacağımızı, görevimiz boyunca Cumhur İttifakı adayının çalışmalarına katkıda herhangi bir eksiğimiz olmadığından istifa yerine görevden alınmayı talep etmiş bulunmaktayız. Dün akşam itibariyle görevden alınma yazısı tebliğ edilmiş olup yeni yönetim kurma yetkisi arkadaşlara verilmiştir. Allah hayırlısını nasip etsin. Atanan arkadaşlara da başarılar diliyorum, hayırlı olsun diliyorum. Bize yapılan uygulama yıllardır partimiz için emek veren yönetim kurumumuza haksızlıktır. Bu süreçte bana il başkan yardımcılığı teklif eden ve her daim desteğini esirgemeyen il başkanımız adam gibi adam Yunus Tever'e ve ekibine de teşekkür ediyorum. Görev süremiz boyunca canı gönülden çalışıp destek olan yönetim kurulu üyelerime, kadın kolları başkanım ve yönetim kurulu üyelerine, gençlik kolları başkanım ve yönetim kurulu üyelerine, mahalle başkanlarımıza, delegelerimize, sandık kurullarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza ve burada yanımızda olan kıymetli dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
istiyorum. Seçim sürecini nasıl etkileyeceksiniz diye görevden alınmanız. Elbette zaten nihayetinde bir seçim süreci sıkıntılı gidiyordu. İttifak açısından hep konuşulan buydu. Bu süreç nasıl etkilenecek? Siz ne yapacaksınız? Bir soruyla. Evet. Bundan sonra ne yapacağımızla alakalı rahmetli Gaffor Okka'nın bir sözü var. Yapacak bir şey bulamazsam babamın fırınına giderim, ekmek satarım demişti. Ben yapacak bir şey bulamazsam geldim babamı bana sağlamış oldu. Mesleğimi yapacağım. Ama bu burada bitmedi. Biz Hendek için çalışmaya devam edeceğiz. Hendekliye hizmet etmek, nerede hizmet etmek gerekiyorsa buna bakacağız. Gücümüzün yettiği kadar Hendek'e faydalı olacak insanların yanında durmaya çalışacağız. Ekibimizle birlikte böyle bir karar aldık. Çalışmalarımıza Hendek için devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.